Merhaba Aykırı Söylem izleyicileri. Bu hafta yine sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Program partnerim Hakan Patırer'le birlikte yine sunuyoruz programımızı. Bu hafta, geçen haftadan beri gündemi çok meşgul eden bir konuğumuzun başrollerinden biri var. Eyüp Araz, hoş geldiniz size. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun, Budanya zeytinliklerini konuşacağız. İlk soruyla başlayalım Hakan Bey. Evet, kısaca Eyüp Araz kimdir? Tanımayanlar için kendi kelimelerinizle özetler misiniz? Evet, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz Güzelyalı'da zairecilikle esnaflığa başladık. Sonra inşaat malzemeleri sattık. Sonra sucu olduk, tüpçü olduk. Neticede kapattık. Şu anda emekliyiz. Bir dönem, bir 5 yıl kadar CHP Belediye Başkanlığı yaptım. Güzelyalı'da parti başkanlığı yaptım. Şu andaki ilçe başkanımız Ergül Batman'dan bir önceki dönem ilçe yönetim kurulu üyesiydim. Siyasetimiz böyle. Ticaretimiz de işte dediğim gibi yani Güzelyalı eskiden çok şeydi. Zairecilik yaptık biz Güzelyalı'da o kadar 79'larda falan. Zeytincilik şeyken aynen. Değil mi? Çok revaçtayken. Revaçtayken yani hayvancılık varken. Zeytincilik revaçta değil artık inşaatçılık revaçta aynen. Maalesef. Maalesef öyle oldu. Şimdi Eyüp Bey şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum ben. Şimdi hakikaten işte İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesiyle zeytinlik talanı ile ilgili sizin adınızda çok daha fazla ön plana çıktı. Evet. Şöyle de bir tezi var bazı Mudanya'daki kesimlerin. Hayri Türk Yılmaz'a işte yerinizden ötürü diyeyim o konuyu biraz sonra konuşalım aynen. Ama sadece Hayri Türk Yılmaz'a muhalefet ettiğinize dair. Evet. Ama ben sizin biraz geçmişinizi de biliyorum. Evet. Başka konularda da başka kişilere de muhalefet oldunuz zaman zaman. Onları biraz anlatalım. Ondan evet. Sonra da konumuza girelim. Evet. Allah'tan yine hazırlıklı geldik. Biz yapı itibarıyla yani geçmişte de aynıydık. Yanlış bir şey varsa ki daha önceden onu söylemeyi unuttum. Çevre Koruma Güzelleştirme Dernek Başkanlığı da yaptım ben. Güzelyalı'da. O dönemlerde misal Güzelyalı'da Anaplı Belediye Başkanı'nın derenin kenarından çıkarıp da şebekeye verdiği amonyaklı bir su vardı. O suyla ilgili işte neymiş 1998 burada mücadele etmişiz. 98'de mücadeleye başlamışım. 98'de. Hep yasal oluyor mücadeleleriniz hep anladığım siyasal, kadarıyla. Şimdi 98'de başlamışım. 2000'de mutlu sona ulaşmışız. Tartışmalı kuyuya mühür. Bakın burada yani gazete burada. 2 yıl mücadele etmişiz. Ama biz bu mücadeleleri yaparken de birisi zeytin topluyordu. Birisi asansör yapıyordu. Birisi bilmem ne yapıyordu. Ama biz bu mücadeleyi veriyorduk. Aslında örnek davranış herkesin yapması gereken. Aslında kesinlikle evet. Duyarlılık yani bu. Duyarlılık. Şimdi yine o dönemin belediye başkanı su abonelerine 105 lira katkı payı koymuştu. O zaman yine mücadele yaptık. İşte katkı payları iptal diye. Burada. Evet. Şimdi belediye başkanımızın işte yargılanması söz konusu. Geçmişteki belediye başkanını aynı yine yaptığı yanlışlarla ilgili şikayetlerimiz üzerine hani şimdi geçen gün bir işte haberlerde de yer aldı ya Mudanya Belediyesi'nde 56 kişiye soruşturma şoku diye falan. İşte bu Güzelyalı'da soruşturma şoku. O zamanki belediye başkanı. Yani kaç yılı? 2000. 2000 yılı. 2000 yılında yine dönemin belediyesiyle ilgili ihaleye fesat karıştırmak. İşte bir sürü burada şeyler var. Suçlamalar var. 9 kişi o zaman. Yine soruşturma şoku. Akabinde işte o zaman yine Danıştay'a itiraz ettiler. Bunun tarihi 2000. Evet. Bir yıl sonra Danıştay itirazları reddetti. İşte belediye başkanı ağır cezada diyor. 4 ay sonra başkan yargı önünde diyor. Evet. Yani Hayri Türk Yılmaz benim belediye başkanı olarak uğraştığım ilk insan değil. Biz daha önceden de bize göre yanlış yapan. İşte su kuyusundan şebekeye su vermek amonyaklı. Kanser etkisi yapan tabii bir şeydi. Yanlıştı, mücadele ettik. Tabii ki.
bilirsiniz. Hı hı. Güzel Ali Mini Çarşı. Evet. Makbuzsuz para toplanıyordu. Hı hı. Aynen. Orayı öyle şikayet ettik o dönemde. Oradan yargılama aldı. Hı hı. Ama dediğim gibi biz bu işleri yaparken birileri kendi işleriyle meşguldür. Yani biz bu siyaseti yeni yapmıyoruz. Hı hı. Bunda olumsuz bir şey yok aslında ama neden? Tabii. Yani, tabii yani şimdi biraz da kışkırtma anlamında FB'ye karşı insanları maalesef bu tür söylemler oluyor. Ama herkesin ben duyarlı olması gerektiğini özlenen düşünüyorum böyle. Aslında profil aslında yani. Bu. Yani herkesin beklediği özlenen profil tabii. Bu. Evet. Hani yurt dışından örnek veriyoruz ya, herkes böyle yapıyor falan diye, işte ne güzel, böyle olması gerekiyor yani. Bir de üstelik hani sinirilmiş toplum olmamak adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aynen. Üstelik siz CHP'lisiniz. Şu andaki mevcut belediye de CHP'li. Yani siyasi bir çekişme AK Partililerden değil. Çok bir CHP'linin buna zeytin talanına dur demesinden daha güzel bir şey yok bence. Aynen. Hani doğal demeyeceğim, daha güzel bir şey yok. Burada şöyle doğru bir olay var. Doğru bir tavırdasınız. Tabii. Hı-hı. Burada şöyle bir olay var. Şimdi bu zeytin yasası çok eski. Ama 1995 yılında, 28 Şubat 1995 yılında bir ek şey yapmışlar, yönetmelik çıkartmışlar. Daha önceki zeytin yasasında zeytinliklerin teşvik edilmesi vardı. Hı-hı. 95'te de zeytinliklerin imara açılması yasaklanmış. Evet. Bu yasayı çıkaran dönemin DYP, SYP hükümeti, yani Tansu Çiller'in başbakanlığı, Erdal İnönü'nün başbakan yardımcılığı dönemi, Murat Karayalçın, Ercan Karakaş, bir sürü değerli insanların çıkıp bizi esas isyan ettiren o. Yani bizim hükümetimizin içinde yer olduğu bir hükümetin çıkartmış olduğu yasayı bizim CHP'li belediyesinin katletmesi, sahip çıkamaması bizi üzüyor. Doğru. Haliyle üzüyor yani. Şimdi Artvin'de biliyorsunuz işte çevreyle ilgili kıyamet kopuyor. Evet. İşte Manisa'da zeytinliklerin işte şey yapılması ile ilgili kıyamet kopuyor. Yani geçen bir emniyet müdürümüz, bizim inisiyatif grubu üyemizdir. O da Metin abi, Metin Aytürk. Bir yorum yazmış Face'de. Çok hoşuma gitti o. Şunu söylüyor. Biz gelecekteki torunlarımıza mücadelemizi anlatırız. Ama siz bu zeytinlikleri kestirerek torunlarınızı anlatacağınızı şimdiden siz düşünün demişti. Çok doğru, doğru bir çok şey. Doğru. Yani biz onun mücadelesini veriyoruz. Meşhur bir Kızılderil atasözü vardır ya, yani biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık. Aynen. Çocuklarımız da ödünç aldık diye. Ödünç aldık. Tabii tabii. Evet. Tabii gelecekten alınan ödünç aslında bu. Gerçekten. Emanet. Yani, emanet. Emanet. Kaldı ki yani zeytin tabii önemli bir konu. Evet. Ama ağaç kesimi tabii çok akıl sıra erecek bir şeydi. Yani oksijenimizi sağlayan, nefes almamızı sağlayan yerler neden kesiliyor? Ben bir de telafis yok. Yani oraya aynen betonu döküyorsunuz, oraya inşaatı yapıyorsunuz, bitti. Artık bitti. Yani yollar yapılıyor, asfalt yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Bitti olay yani. Ve Türkiye'de işte bu zeytin yasası onun için çıkmış. Ekebiliyorsun ama yaşatamıyorsun. Yani ekilebiliyor zeytin ama her tarafta yaşamıyor zeytin. Öyle bir özelliği var. Onun için bu aslında zeytin yasası bir yerde zeytin yetişen toprakların koruma anlamı taşıyor. Doğru. Aslında. Zeytin bir yanılmıyorsam ana vatanı Filistin toprakları, Suriye toprakları, Suriye'de, bu iki topraklar. Sonrasında Osmanlı zamanında buralara ekimi yapılmış, tutmuştu aynı zamanda. Verimli bir şekilde gidiyor aslında. Bunu kesmemek lazım. Zeytin çok önemli bir ürün. Yetişmesi de çok sıkıntılı. Hemen ürün vermiyor bildiğim kadarıyla. Birkaç sene geçmesi gerekiyor. Yani 5 yıl sonra falan kendine bakacak koruma geliyor. Belki de uzun süre. Tabii şu andaki işte bu inşaat alanında kesilen zeytinlerin 150 yıllık, 300 yıllık zeytinler var. Yazıklar. Tabii yani yazık, var öyle yazık. Büyük. Bir de zeytinin o özelliği var. Farmsal düşün ki bir kiraz ekin 5 sene sonra, 10 sene sonra o şey yapar, kurur. Ama zeytin öyle değil. Peki şimdi tabii bu mevcut belediye başkanı, modern belediye başkanı ile alakalı 56 kişinin bir soruşturması söz konusu. Evet. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada insanlar neyi amaçlıyor burada? Yani sırf para mı? Yani sırf burada hani niye yeşilliğe önem verilmiyor? Bu soruşturmanın sonu bir yere varacak. Hani sizin de bununla ilgili mutlaka tahmininiz vardır ama ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani insanlar neden kesmek isterler ağaçları? Yani böyle bir şey yapmak isterler? Para şimdi, için. Yani başka şey yok. Şimdi şu. Paranın olduğu müthiş yerde, paranın olduğu yerde, rantın olduğu bir yerde maalesef bu tür şeyler oluyor. Yalnız işte bu kanun o rantın önüne geçmek için çıkmış bir kanun. Yani yoksa şu anda farmsal düşün ki düğün yapacaksınız, ihtiyacınız var. Bizim köylüler yapar onları, yani yer satarlar, düğün yaparlar bilmem ne. Ama şimdi bu kanuna göre diyor ki zeytinciye satacaksın, müteahhite satmayacaksın diyor.
Olay bu. Yani dolayısıyla el değiştirecekse yine değiştirsin. Ne olur bu davanın sonucu? Şimdi bu davanın sonucu ne olur? İşte biraz önce göstermiştim ya, daha önceki belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğunda yine soruşturma izni verildi. Şimdi bu Danıştay'a, bu arkadaşlarımız şimdi Danıştay'a itiraz ettiler. Daha önceden İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişine ifade verdiler. Şimdi oradaki ifade önemli tabii. Yani gelen bilirkişiler şu andaki soruşturmadan ikna olmadı. Evet, bu suç vardır dedi yani. İçişleri Bakanlığı şey yaptılar bunlar, savunma yaptılar. O savunmalar geçersiz kaldı. Şimdi gerekçe şu, Mudanya'da Erol Demirsar, Hasan Aktürk ve şu andaki belediye başkanımız Hayri Türk Yılmaz dönemlerini kapsayan, 14 yıllık bir dönemi kapsayan bir şey var. Zeytin Yasası'na, 3573 sayılı Zeytin Yasası'na aykırı çıkartılan imar planları var. Bu imar planlarını istinaden, şimdi bizim bu şu dönemi aslında hani diyor ya, ben yapmadım, işte benim üstümüze önceki geliyorsunuz, dönemlerim. Önceki dönem falan. Devam ettiriyorum. Bu döneme gelen, aslında bunu şey yapan, popüler yapan şu. Geçmiş dönemde burayı meclis kararıyla şeye sokmuşlar. Bazen de tarım görüşü var, bazen de tarım görüşü yok. İmar alanını almışlar. Ama bu dönemde, şu son 4 yılda, evet 4 yılda encümen kararıyla süreci tamamlamışlar. Zeytinlik vasfından arsaya dönüştürmüşler bu dönemde. Aslında orada yapılabilecek bir işlem vardı. Yani 18 uygulamasıyla encümen kararı almak zorunda değildi. O meclis kararlarına itiraz edilebilirdi. Yanlış mı düşünüyorum hep? Yoksa zorunda mıydılar bunu yapmaya? Yani şimdi olay şu. Altınkum bölgesinde bir kooperatif 18 uygulamasından dolayı haksızlığa uğradığını, haksızlığın giderilmesiyle ilgili belediyeye başvuruyor. Yani işte birisinden %30 alınmış, birisinden %40 alınmış, benden fazla alındı diye belediyeye başvuruyor. Belediye kabul etmeyince idare mahkemesine gidiyor. İdare mahkemesinde buraların zeytinlik olduğu gerekçesiyle burada zaten 18'i yapamazsın şeklinde bir karar veriyor. Bu sefer belediye Danıştay'a itiraz ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yetkililer, uzmanlar, bilirkişi olarak atanıyor. O bilirkişiler raporu yine aynı şeyde düzenliyorlar. Buralarda asırlık zeytin ağaçları var. Bu asırlık zeytin ağaçlarının olduğu yerde işte böyle de bir kanun var. 3573 var. Burada bu uygulamayı yapamazsınız diyerek şeyi iptal ediyor. İdare Mahkemesi'nin kararına uyuyor. Talebi iptal ediyor. Bunu belediyenin avukatı Mudanya Belediyesi'ne tebliğ ediyor. Diyor ki bu davanın sonucu böyle bir durum oldu. 07.12.2015. Aslında şu andaki belediye başkanımız Hayri Türk Yılmaz bu Danıştay kararına uymuş olsaydı, bu yani Danıştay anayasa hükmünde bir şeydir. Evet. Her ne kadar geçmiş dönemde buralar imara açıldıysa da böyle bir Danıştay kararı var. Biz burada artık bu Danıştay kararına istinaden bir şey yapamayız. Daha etik bir davranış olurdu. Aynen. Maalesef yapmadı. Bu bizim elimize 5 ay sonra falan geçti. Daha sonra biz bunu, yani bu belediyenin elinde olan Danıştay kararını bir dilekçeyle tekrar, bakın böyle bir Danıştay kararı var. Siz de buna tarafsınız. Bu Danıştay kararını uygulayın diye şeye kaymakamlıkla belediyeye gönderdik. Bize verdiği cevapta şurada en sonu aslında şey valilik makamına vermişiz. Şu valilik makamına verdiğimiz dilekçe istinaden bu evet burada geçmiş dönemdeki belediye meclisleri yanlış karar almıştır 3573'e. Dolayısıyla biz bundan sonra bu Danıştay kararına uymak zorundayız deyip de o sizin söylediğiniz o meclis kararlarını tekrar meclise getirip ilgili bölümleri, yani o zeytinlerin olduğu bölümleri, o taşmaları ayıklayabilirdi. Bu yetkisi vardı.
Evet. Ama ne diyor? Diyor ki şey diyor, bu vatandaşın hakkı diyor. Ya yasal olmayan bir hak olmaz yani. Yani. Olmaz. Dolayısıyla şimdi tuttu valilik makamına cevap yazdı. İşte bu yazı bayağı uzun bir yazı. Kısaca burada 3573'ün gerekliliğini yazmış. İşte zeytinlik alanlarında evet. imar yapılamaz, %10'u kullanılır, şöyle olur, böyle olur. Altına da şu cümleyi kullanmış. Ben bunu işaretledim. Şurada 22.7.2016 tarihli Hayri Türk İmaz'ın imzalamış olduğu bir cevap. Bir taşınmaza imar planı uygulamakla taşınmaz kayıtlı niteliğini kaybederek imar planında belirtilen niteliğe dönüşür. İşte Mudanya'yı esas katleden görüş bu. Evet. Yani şimdi bir taşınmazda imar planı uygulayacaksın. 3573'e göre uygulayacaksın. Tabii ki. Yani genişleyebilirsin. Bilirkişi raporunda da izah ediyor. Hı hı. İhtiyaç varsa planları genişletebilirsin. Ama zeytinliklere git değil. Şimdi Mudanya'da da her taraf zeytinlik. O zaman yapamazsın. Aynen öyle. Bunu bizim dilekçemize istinaden evet yani atıyorum yani oradaki zeytinlik sahibi olan yerleri imara geçmiş olan vatandaşlara ya sizin talebiniz var bak siz de geliyorsunuz bir ne yapacağım falan ama böyle de bir şikayet var. Böyle de bir Danıştay kararı var. Biz buna uymak zorundayız. Dolayısıyla bu zeytinliğe ruhsat veremeyiz deseydi bu 3 belediye başkanı ve 53 belediye meclis üyesi hakkında bu davalar açılmayacaktı. Çünkü bunlardan sonra biz savcılar suç duyurusunda bulunduk. Evet haklısınız deseydi, yani bundan sonra bunlar uygulanacak, en kısa zamanda gereği yapılacaktır şekliyle ve şu andaki meclis ve Hayri Türk İlmaz milletin gözünde büyümüş olurdu. Doğru. Şimdi yani aslında bir karış toprağı imara açmadım derken orada noter görevini yaptığını söylüyor. Yani imara açılmış olabilir ama 18 uygulaması yapılmayarak bunun önüne geçilebilirdi. Tabii. Ben işte onlar açtılar, ben de onayladım diyor. Onayladım yani. Diyor. Evet. Maalesef. O yerlerde onayladım diyor. Görevi değil tabii. Belediye başkanlığı sorumluluk gerektiren. Yani, tabii. Evet. Tabii. Bu bana sorumluluk değil yani. Ben hani onlar imara açmıştı. Şimdi, ben de 18 uygulamasıyla arsaya dönüştürdüm demek söyleme. Zorunluluk değil. Değil. Yani bu tamamen değil. Keyfi değil. Bir uygulama. Keyfi bir uygulama. Ve yasal olmayan bir uygulama. Ve nitekim üstelik. Nereye geldik şimdi? Şu anda nereye geldik? Daha önceki belediye yönetimlerinin zeytin yasasına aykırı olarak plana dahil ettiği, imar planına dahil ettiği yerlerle ilgili başvurulara diyor ki artık yapamıyorum. Yeah. İşte böyle savcılar suçlusu var, işte böyle bilirkişiler geldi, İçişleri Bakanlığı'nda soruşturulduk. İşte burası zeytinlik olduğu için git tarımdan görüş getir. Ya bunu 2 sene önce söylese bizim dilekçemizi istinaden, yani bunu şimdi söylüyor. İşte bu söylediğini 2 sene önce söyleyecektim. Ciddi bir puan da aynı zamanda. Tabii. Danıştay kararına sizin avukatınız, yani belediyenin avukatı Danıştay kararını belediyeye tebliğ ettiğince, yani davayı kaybettik, bu davanın hükmü de budur deseydi, o zaman uygulasaydı bu olaylar kesinlikle olmayacaktı. Yani 3 belediye başkanı yargılanmayacaktı. 53 tane belediye meclis üyesi hakkında bu davalar açılmayacaktı. Hadi bunu yapmadın avukatın. Suman elta ettin, yani kimse görmedi, bir şey olmaz dedim. Biz şikayet ettik, uygula dedik bunu yani. Dolayısıyla o dönemde talepte bulunan vatandaşlara ya işte burada şikayet var, şikayet olduğu için ben bunu yapamıyorum deseydi yine halkın gözünde büyüyecekti. Ama ne zaman İçişleri Bakanlığı'na işte savcılar suç duyurusundan sonra İçişleri Bakanı geldi, soruşturma yaptı, uzmanlar geldi, uzmanlar inceledi, yanlış yaptın dedi. Şimdi diyor ki kusura bakmayın işte soruşturmadan dolayı, işte dilekçelerden dolayı, şikayetlerden dolayı gideceksin Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş, orası zaten vermiyor. Ve dolayısıyla şu anda durdurdu. Keşke bunu 2 sene önce yapsaydık. Peki neden böyle bir şey Mudanya'da ihtiyaç hissediliyor? Yani Mudanya'nın büyümeye mi ihtiyacı var? Yani doğası güzel. Hani Bursa çok güzel bir şehir Türkiye'de. Evet. Mudanya da çok özel bir şehir. Kent diyelim veya hani şeyle bir Türkçe tabirle. Almanca belki şehir deniyor ama burada kent yani sonuçta bir ilçe burası. Doğası çok güzel. Astıma iyi geliyor vesaire. Popüler de bir, dünyada da tanınan bir yer aynı zamanda. Neden büyümeye ihtiyaç var?
Yani orası Bey, şimdi pansiyonlarla ilave, evet, ilave edilemez mi? Yani sürekli büyütmeye çalışmak. Aslında büyütebiliriz. Aslında büyütebiliriz. Yani buradan ya büyür. Aynen. Yani şu şekilde. Şimdi bu biraz önce söyledik ki arz talep meselesi. Yani bir İDO var, BUDO var. Dolayısıyla İstanbul artık da burnumuzun dibinde yani. Evet, evet, bir saat. Yani Gürsü'ye gidip gelmek daha uzak. İstanbul'a gitmek daha kolay şu anda. Dolayısıyla İstanbul'dan gelip de daire alan vatandaşlar çok. Dolayısıyla bir talep var. Bu talebi böyle yaygın olarak değil de dikey olarak da gidebiliriz. Yani şu anda işte şeyler var, kentsel dönüşümler var. Ada bazında toplanır. Yani atıyorum sağlam olan yerlerde 10 kat, 12 kat verin. Nitekim şu anda Nilüfer'de... Görselliği bozmaz mı? Tabii Bursa'da. Tabii onun da standartlarına uyarak. Yani çözüm bunları bir. Ha yarın tıkandık ne yapacağız? Ama böyle bir yasa var. Yani yasa diyor ki zeytinlikleri kesemezsin. Yasaya uymayacağız mı biz? Yani orada büyümekten ziyade zeytinliklerin yani, korunması tabii, çok daha doğru bir yaklaşım. Ama burada çiftçiyi de hani çok suçlamamak gerekiyor. Sonuçta herkes komşu hayatını satıyor, evet, para kazanıyor. Yani idame ettirmek zorunda. Tabii. Ben geçen bir paylaşım yaptım bununla ilgili. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu insanları konut, yani o zeytin alanlarını konut yapmayı iten şey doğru olmayan ya da yetersiz tarım politikaları ile ilgili bir şey. Aynen. Tamamen. Aynen. Şimdi oraya 10 katlı bir ev konut yapmak çok daha karlı. Yani aynen, işte dediğiniz gibi oğlunu evlendirecek, kızını evlendirecek, iş kuracak vesaire vesaire. Zeytinden o geliri sağlayamıyor. Sağlayamıyor. Onu kabul edeceğiz ama. O da gerçek. Evet. Tabii ki buna yönelecek. Peki yani. Peki konuşalım. Ne yapmak gerekiyor zeytinden bu randımanı? Bildiklerimi söyleyeyim. Dünyayla alakalı bildiklerimi söyleyeyim. Siz de muhtemelen bildiğiniz, belki izleyicilerimiz bilmiyordur diye. Zeytin yıllarca İspanyollar tarafından kostikle yıkanarak, buruşukluğu yok edilerek dünyaya doğru zeytin imajı verildi. Yani buruşuk olan zeytin zararlı zeytindir, buruşuk olmayan zeytin doğru zeytindir, evet, diye, evet, bir imajla. Türkiye politikası aslında bunu Türkiye'nin böyle ciddi anlamda dünya kamuoyuna anlatması lazım. Bunu Antalya'da olduğu gibi nasıl Antalya'yı meşhur ettik dünyada. Dolayısıyla İspanyol zeytini tarzı zeytinler tüketiliyor. Yunanistan'da, bütün Avrupa'da. Sadece Türkiye'yle bağlantısı olanlar veya Türkiye'ye gelmiş olanlar veya Türkiye'nin damadı, gelini olanlar, yabancılar için söylüyorum bunu, Türkiye zeytiniyle tanışanlar zeytin tüketebiliyorlar. Onun dışında çok düşük bir zeytin tüketimi var dünyada. Marmara Birlik de bundan şikayetçi. Tabii. Hatta ben benzer ifadeler orada kullanmıştım. Az yani. Burada devlet politikası güdülmesi gerekiyor. Yani doğru zeytinin aslında bizim zeytinimiz olduğunu anlatılması lazım. Asıl sorun burada mı gözüküyor? Yani sizin tespitleriniz nedir? Şimdi Türkiye'de birçok bölgede biliyorsunuz zeytin var farmasal ama işte Edremit zeytini yağlık zeytindir. Bu gemlik tipi, mudanya tipi zeytinin özelliği kabuğun ince olmasıdır. Trilye tipi tabii yani. Eti, özel, tabii eti kalındır. Evet. Çekirdeği. Şimdi dolayısıyla bu zeytin, bu kültürdeki zeytin her bölgede olmuyor. Yani bunu işte Hatay'a götürdüler şey. Aynı zeytin olmuyor. Dolayısıyla işte bu yasa bunun için çıktı. Yani zeytini korumak için, ama sizin dediğiniz gibi bu iş yasayla da olmuyor. Ne yapmak lazım? O zaman destek vermek lazım. Tabii ki. Yani zeytin üreticisine destek vermek lazım. Yani şu andaki o destekler, geçen bir televizyonda işte mazot desteği verileceği şekliyle falan vardı ama şu anda zannedersem kaldı. Yani bunun kurtuluşu köylünün, zeytinlik sahibi vatandaşın zeytinliğini satmamasına sağlayacaksak eğer, zeytinciye destek vereceğiz. Bunun ki ötesi yok. Ki yanılmıyorsam fındıkla eşdeğer bir ciro yakalayabiliriz zeytinde. Evet. Çünkü evet, dünyada herhangi bir ülkeye gidiyorsunuz, İspanyol tarzı zeytinler var. Türk zeytini hiç yok. Evet. Tattırdıklarınız, tabi tuzlu geliyor baştan, bizim zeytinimiz biraz fazla tuzlu. Onu düşünmek lazım. Evet. Tattırdıktan sonra hemen bizim oluyor. Türk zeytininde %5 de fazla, %3 de fazla geliyor yurt dışında. Çünkü o tamamıyla tuzsuz neredeyse. Yani alışmayanın için yiyemez o zeytini. Oradaki alışanlar bizimkini yiyemiyorlar. Alışınca da vazgeçemiyorlar. Yani sürekli buradan Türk zeytini istiyor. Hatta Dubai'de bir dostum benden Türk zeytini istemişti.
Ben de bir kilo yaptım götürdüm. Ertesi yıl tekrardan bir fuar var. Tekrar gittim de yanımda götürdüm. Daha bitmedi geçen sene geldi dedi. Yani İlaç gibi. Onu bir yıl boyunca bölmüşler günlere bitirmemişler. Çünkü bulamıyorlar öyledir. Aynı zeytinden. Tabii. Bizim şu andaki cironun çok fazlasını yapmam mümkün aslında. Evet. Aslında bu bir çare olsun. Devlet politikası bu. Seslenelim buradan. Tabii bu hükümet politikası. Yani bu hükümetimiz şu andaki iktidarın Bursa'daki temsilcileri de bunu görsün. Kesinlikle. Ve zeytinciye bir el atsın. Hatta yurt dışındaki billboardlara yapıldığı için söylüyorum. Yurt dışındaki billboardlara doğru zeytinin tarifinin yapılması lazım. Reklam filmlerinin çekilmesi lazım. Kosik yıkandığının belirtilmesi lazım. Yani bunların yapılması lazım. Aynen. Ya benim kendi çok yakın yabancı, hatta Araplar da vardı içerisinde, asla buruşuk zeytin yemiyorlar. Ya bu defolu zeytin tabiri caizse, doğru zeytin, buruşmamış olan zeytin deyip onu almaya çalışıyorlar. Evet. Aynen. Ama biz de burada özellikle kıvırcık zeytin severiz. Doğrusu çünkü o yani. Doğrusu o. Doğrusu evet. O. Evet. Şimdi hep Tarım İl Müdürlüğü'nün Hayri Bey'in bahsettiği bu şeylerle ilgili. Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş soruluyor. Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü'nden. Ve buralarla ilgili alınan meclis kararından önce olumsuz raporu geliyor. Evet. Tarım İl Müdürlüğü'nden. Evet. Fakat evet. Hayri Bey diyor ki yetki bendedir. Evet. Şimdi o konuyu biraz açabilir önemli miyiz? Bir soru. Aynen. Evet, güzel bir soru. Yani şimdi basın karşısına çıkınca öyle söylüyor. Biz tarım görüşlerini aldık diyor. Bütün şeylerimizde tarım görüşü var diyor. Ama maalesef yazışmalarda da bunu söylüyor. Evet, yazışmalarda da bunu söylüyor dediğiniz gibi. Hı hı. Şimdi işin gerçeği şu. Yine bizim şikayetimiz üzerine, yani bu savcılıktan önceki, hı hı. Biz savcılıktan önce bir sürü yerlere başvurduk. Hı hı. Yani savcılık boyutuna gelene kadar gerçekten valiye Yemişiniz. Başvurduk. Çok uğraştınız evet. aslında evet, bununla evet. ilgili. Aynen. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazdık. Hı hı. Tarım Bakanlığı'na yazdık. Hı hı. Şimdi orada belediye bugün resmi bir kurum. Evet. Yani devletin hı hı. başka bir ayağı. Dolayısıyla belediyenin yazdığı yazıyı hı hı. yani oradaki kurum inanmak zorunda. Şimdi bizim şikayetimize verdiği cevap bu zeytinliklerin hı hı. imara alınması ile ilgili. Yine üst tarafta zeytin yasasını yazmış. En altta şöyle göstereyim. Bu yeşilli olan yeri okuyayım. İmar planı sınırı içerisinde ve dışında kalan alanlarda yapılacak her türlü imar işlemi için yine kurum görüşü doğrultusunda işlem yapılmakta olup 3573 tarım ilçe müdürlükleri tarım müdürlüğü tabii evet 3573 ve 3194 sayılı kanunlar nezdinde imar uygulamanın yapıldığı hususunu bilgilerinize arz ederim. Şimdi biz şikayet etmişiz. Demişiz ki yani tarımdan görüş alınmıyor, işte zeytinliklere imar yapılıyor falan. Belediye Başkanı işte Hayri Türk Yılmaz kaymakamlığa vermiş bu yazıyı. Kaymakamlık da bize veriyor. Ben özellikle dilekçelerimi direkt belediyeye yazmadım. Hı-hı. Niye yazmadım? Şunun için yazmadım. Biz şimdi bu dilekçelerimizi belediyeye yazmış olsaydık, belediye başkanı Eyüp Araz'a bilgi verecekti. Hı-hı. Dolayısıyla Hı-hı. bana yalan yanlış da bilgi verebilir. Belki onun kanunda şeyi karşılığı nedir bilmiyorum. Ama özellikle biz valiliğe yazdık. Valilik belediyeye yazdı. Özellikle hı-hı. biz kaymakamlığa yazdık. Kaymakamlık belediyeye yazdı ve belediye de kaymakamlığa yazdı. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi bunu şurada bak kaymakam bu imzasıyla. Tabii yani Mudanya Belediye Başkanlığı hı-hı. kaymakama göndermiş bunu. Bana göndermiyor. Ha, kaymakam da bana verecek. Hı-hı. Ama ben özellikle kaymakamı araya koyuyorum. Niye? Çünkü iki resmi kurum arasında aynen. yazışmaların yani, kesinlikle süzgeçten geçsin. Dürüst olması lazım. Dürüst olması gibi. Lazım. Yani Eyüp Araz'a vatandaşa hı-hı. yanlış bilgi verebilirsin. Belki onun şeyde ceza hı-hı. olarak karşılığı yoktur. Ama siz kaymakamlığa cevap veriyorsunuz. Hı-hı. Kaymakamlık sizin üstünüz. Kaymakamlık bugün başbakanı Mudanya'da temsil eden Tabii. makam. Aynen. Kaymakamlığa diyorsunuz ki imar planı yaparken imar planı sınır içerisinde ve dışında kalan alanlarda yapılacak her türlü imar işlemi için. Hı
Yani bu şeye de geçerli, her türlü. İşte 18'de geçerli. Encümen kararıyla zeytinliklerin arsaya dönüşü, evet, her türlü işlem diyor çünkü. Aynen. Yani her türlü imar işlemi için yine kurum görüşü doğrultusunda işlem yapılmakta olup 3573 bu zeytin yasası ve 3194 imar yasası sayılı kanunlar nezdinde imar uygulamalarına yapıldığı hususunda bilgilerinizi arz ederim diyor. Kaymakamlığa bilgi veriyor. Kaymakamlıkla bana veriyor. Şimdi bu yazıdan sonra şurada bir reklam arası varmış. İsterseniz reklam arası verelim. Onun sonra devam edelim böyle. Eyvallah. Tamam. Eyüp Aras'la sohbetimiz birazdan devam edecek. Devam edecek. Programımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Eyüp Bey, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet. Buyurun. Şimdi biraz önce belediye başkanımızın işte kaymakamlığa verdiği yazıda her türlü imar işlemlerinde kurum görüşlerini aldığını, onlara istinaden işlem yaptığını söylemiştik. Şimdi bu konunun uzmanları kim? Savcılığa şikayet ettik. Çevre Şehircilik 4 kişilik heyet geldi, araştırdılar. Dosyalara baktılar. Dosyalarda görüşlere baktılar. Şimdi şu, Ömer Bey Mahallesi'nde bir sürü parseller var. Aşağı yukarı 20'ye yakın parsel. Bunun encümen kararı alınırken artık şey yapmış demek ki 01.03.2016 tarihli 319 sayılı encümen kararında aklına gelmiş ya, şeye sıkışmayalım, zora girmeyelim, bir tarım ilden görüş alalım demiş belediye başkanı. Yanlış yazmış, ilçe tarımı yazmış. İl tarımı yazması gerekirken ilçe tarımı yazmış ama ilçe tarımda il tarıma demiş. Bilmiyorum ki şu ada parsellerle ilgili encümen kararıyla arsaya dönüştürülecekler. Görüşünüz nedir diye. Tarım İl Müdürlüğü zeytinlik olan vasıfların arsaya çevrilmesi hususunda sakınca olup olmadığı diye sormuş. Şurada ilçe tarım müdürlüğünden istemiş olup İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 25.04.2016'ya 9.458 sayılı yazısıyla 3.573 sayılı kanun 20. maddesini gerekçe göstererek parseller üzerinde yapılacak cins değişikliği, yani zeytinliğin arsaya dönüştürülmesi cins değişikliği, o işlemin uygun görmediğini bildirmiştir. Tarım İl Müdürlüğü demiş ki buralar zeytinlik değiştiremezsin demiş. Bu sefer bu defa Mudanya Belediye Encümeni tarafından imar planı yapma ve onaylama yetkisi belediye ve mücevher alan sınırları içerisinde belediyeye aittir diyerek yetki kullanmaya çalışmış. Diyerek bu tarım görüşünü kenara koymuş ve tutmuş tekrar yeni bir kararla
Biraz önce okumuştum. Kaymakamlığa verdiği son paragrafı okumuştum ki aynı şeyi burada yazmış. Bir taşınmaza imar planı uygulamakla taşınmaz kayıtlı niteliğini kaybederek imar planında belirtilen niteliğe dönüşür demiş. Hı hı. Kararını almış. Zeytinlikleri arsaya dönüştürmüş. Ama şimdi televizyona çıkıyor diyor ki ben bütün işlemlerinde kurum görüşlerini alıyorum. Kurum görüşü bu. Almışım. Hayır almış. Yalan değil yani. Almış. Ama Tarım Müdürlüğü demiş ki burası zeytinlik. Değiştirilemez. Burada talebiniz uygun değil. Uygun değildir demiş. Evet. Ama belediye başkanı diyor ki bir taşınmazı imar planı uygulamakla taşınmaz kayıtlıkları. Çok komik bir şey. Şunu hangi teknik eleman yani bunu sormuyor mu anlamıyorum ben. Yani şu anda işte Hakan Bey gerçekten Hakan Karademir. Karademir. Bahsediyoruz. Evet. Başkan yardımcısı. Bu işlerin uzmanı. Ama buna nasıl başkanım bu olmaz dememiş. Orada yani orada gözden da gözden mi kaçtı yoksa? Yani artık onu da imarla ilgili bir şey gözden kaçar mı sence? Evet. Bir art niyetim var. Çünkü hani siyasette meşhur hani algı operasyonu vardır ya hani Sayın Türk Yılmaz'da belediye başkanı da kendisiyle alakalı algı operasyonu yapıldığını iddia ediyor. Evet. Biliyorsunuz. Evet, evet. Aynen. Bununla alakalı bir durum mudur bu? Yani aynen. Hakikaten algı operasyonu mu var belediye başkanı dediği gibi? İşte onu da şimdi aslında şu belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı her şeyi bilemez. Doğru. Tabii. Doğru. Yani her şeyi bilemez. Çok doğru. Yani. Her konunun bir uzman çalışanı, uzman bir danışmanınız olur. Hı-hı. Yani burada şimdi Hakan Bey'in Hakan Bey söylemişken ben Hakan Bey'e geçenki basın açıklamasında dinledim onu, seyrettim canlı şeyden. Çok değer verdim. Gerçekten şuradaki görüşleri çok önemli. Ben bunu gazeteden indirdim. Diyor ki Uğur Mumcu'da yapılan o savunma görüşmesinde Belediye Başkanı Ali Türk Yılmaz'dan sonra söz aldı. Hı hı. Açıklamalarda bulundu. Uygulamaları savundu. Mudanya'nın bütün imar planlarında problem var. Evet, hepsinde var. Ne güzel. Bunu güzel zannedersem, bunu zannedersem şehir plancıları o da başkanı sıfatıyla söylüyor. Evet. Ama gerçekten doğru. Evet, evet. Onun için takdir ediyorum. Hı-hı. Gerçekten takdir ediyorum. Yani bir Mudanya Belediye çalışanı olarak bunu söylemesi samimi bir itiraf. Olmuş, evet. Aynen. Hı-hı. Bunun için teknik bir insana gerek yok. Herkes bunu anlar diyor yani. Doğru. Doğru. Aynen. Mudanya'da parsel kalmadı. Doğru. Gerçekten her taraf. Aynen, her, bizim şikayetimiz de o. Yani doğru. Hı hı. Bundan sonra soruşturma umarım sonuna kadar gider. İnşallah. Yani şimdi Hakan Bey'i öpmek lazım gerçekten. Şu ana kadar bir oturup sohbetimiz yok. Hı. Yani benim düşüncelerimi Uğur Mumcu'nun kürsüsünden dile getirmiş. Evet. Ama biz yarın Hayri Bey gidince Hakan Bey'le dost oluruz. Onu söyleyeyim. Bu görüş, çünkü bu görüşlere sahip. Aynen yani. Öyle. Biz de aynı şeyi savunuyoruz. Çok doğru. Buna şimdi teşekkür etmek lazım dediğiniz aynen. gibi Karademir'e. Bu zeytin alanlarını imara açan, planları onaylayan ve bizleri bu planları uygulamak zorunda bırakan. Zorunda bırakan. Çok önemli. Memnun değil. Yani o da istiyor ki düzgün bir imar planlarıyla işlem yapayım, onlara imza atayım. Ama maalesef... Ama zorundalık yok orada. Yani zorunda olmak diye bir kavram yok. Aynen. Ben ona katılmıyorum aynen. yani. Planları onaylayan ve bizleri bu planları uygulamak zorunda bırakanların hepsiyle ilgili umarım sonuna kadar gider. Hı hı. Gitsin. Biz de onu istiyoruz. Aynen öyle. Biz de rahatlarız demiş. Biz de rahatlayacağız inşallah. Bir daha, burası da çok doğru. Hı hı. Bir daha belediye meclisleri de el kaldırdıkları dosyalara baksınlar. Hı. Şimdi burada kürsüde belediye başkanı aynı zamanda belediye meclis üyesidir. Yani mecliste bir oyu vardır. Tabii. Meclis üyelerinde bir oyu vardır. Aslında başkana da diyor. Bundan sonra el kaldırırken dikkat et diyor. Biz de mi söylüyoruz zaten yani? Yine Başkan Yardımcısı Karademir şunu söylemiş. Soruşturma izni verilen Güzellerle imar planında 2013 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylandığına dikkat çekerek Güzellerle planları iptal edildi. Bu planlarda sorun olduğu için başkanımız bu planları onaylayamam dedi. Hı hı.
Yani planlarda problem var. Evet. Ama ben bu suça ortak olmayayım. Büyükşehir ortak olsun diyor. Doğru bir ifade. Ha. Bu planları Büyükşehir Belediye Meclisi onayladı. Bu hukuksuzluk bu planlarda halen duruyor. Hı hı. Yani güzel yerli imar planlarının hukuksuz olduğunu bugün kendileri ifade ediyorlar. Belediye Başkanı Ali Türkmaz'ın yardımcısı itiraf ediyor. Doğru ama. Gerçekten doğru. Hı. Şimdi ben şu şeye geri dönmek istiyorum ama. Yani şimdi belediye meclis üyeleri ne bakarsak şimdi börekçi de meclis üyesi atıyorum. Doktoru da meclis üyesi. Avukat telefoncusu da meclis üyesi. İnşaatçı. Hani hepsi zaten inşaatçı değil ki. Ki zaten inşaatçıların ben meclis üyesi olmamalarını yeğlerim açıkçası. Evet. Şahsi olarak. Yani oradaki meclise gelen evrakların imarla ilgili, 18 ile ilgili vesaireyle ilgili evrakların bence hakikaten önce belediyedeki nasıl derler bürokratlar uzman, tarafından, evet, uzmanlar tarafından, evet, çok daha böyle kombine toparlanmış, hiçbir eksiği olmadan gelmesi lazım. Şimdi, profesyonel ekip olması lazım. Evet, şimdi şöyle öyle bir olay var. Şimdi yani bilmez ki börekçi adam yani. Bizim oradaki eksiği yediği bilemez yani. Evet. Şimdi bir de grup karar diye bir şey var ya. Kaldı saçma eli, sapan bir şey. Yani. Evet, saçma sapan böyle bir şey. Böyle evet, bir şey aynen öyle. Şimdi bizim daha önceki CHP'nin seçim sloganı vardı. Önce insan demişti. Önce, hı-hı, insan. Bence belediye meclis üyesine seçileceklerin önce insan olması lazım. Hani şimdi sizin söylediğiniz, hı-hı, uzman olsun diyoruz ya, hı-hı, uzman olmasına gerek yok. Önce insan. Doğru. Niçin? Şunun için. Vicdan lazım. Vicdan lazım. Hı-hı. Aynen. Şimdi hatırlarsanız, seyretmişsinizdir, Siteler Mahallesi'nde 12 metre yolun ortasına, evet, evet, izledim, gördüm, binayı diktiler. Yani aynen, caddeyi arsa yaptılar. Maalesef, ama aynen, maalesef öyle, o plan değişikliğini yapan imar komisyonundaki imar komisyonu, hı-hı, başkanı mimar. Evet. Uzman. İşte. Ama önce insan dedik ya, yani vicdan. Ya. Önce vicdan. Şimdi biz diyoruz ki, arkadaşlar o dönemde ben yönetimdeydim. Hı hı. Onu belediyenin duvarında, imar işlerinin o koridorundaki duvarında yakalayan benim. Hı. Askı yapmışlar. Ya bak, yol böyle geliyor, buraya bina dikiliyor. Tamam, görüyorsun. Gerçekten anlıyorsun, bahsettiği gibi yani. Dolayısıyla mesela böyle geliyor, burada bina var. Orada bina var. 500 metre. Benzinlikten yukarı doğru çıkıyorsun, 500 metre dümdüz, evet, yol, karşısında bina. Ya baktım olmaz dedim böyle şey, resimlerini çektim. Ben o zaman ilçe yönetimindeyim, götürdük. Hı-hı. Arkadaşları ikna ettik, bazı arkadaşlar ikna da olmuyordu hatta. Ya işte bizim belediyemize, biz parti olarak nasıl dilekçe yazarız, hı-hı, falan. İyi de arkadaş, yanlış var, bunda başka türlü durduramayız. Yani yarın da öbür gün de diyecekler ki CHP yönetiminde caddenin ortasında bina yaptılar. Evet. Onu demektense, hı, desinler ki belediye başkanının yaptığı imar ilçe yönetimi itiraz etti. Evet. Çok doğru. İtiraz ettik. Gözden kaçmış olabilir dedik. Hı-hı. Şunu bir daha değerlendirin dedik. Hı-hı. Yani bunu buradan olmaz, bunu devam ettirelim, hı-hı, dedik. Ve çok doğru bir söylem sizin söylediğiniz. Aynen öyle. Aynen. Ya ilçe yönetimindeyiz. Aynı partinin ilçe yönetimindeyiz ya biz, yani maalesef yönetimdeyiz. Hani partizanlık, gerçi değil, partizanlık başka bir kelime. Partikolik diyelim biz ona. Aynen. Hı-hı. Bir partikoliklik var. Yani insanlar hani AK Partili ise işte AK Partiye bir eleştiri yapmamaya. Evet. CHP'li ise CHP'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Aslında çok yanlış bu. Aynen. Herhangi bir yanlış görüldüğü zaman parti gözetmeden ama mutlaka böyle, neredeyse bütün partileri tüzüyor herhalde böyle. Aynısı. Grup kararına uymazsan ve partiden ihraç edilebiliyorsun. Yine orada yani, yine orada imar komisyonu, evet, aynen, aynen, imar öyle, komisyonunun başkanı, imar komisyonunun, hı-hı, başkanı dediğim yine mimar işin uzmanı. Hı-hı. Savunmasıyla enteresan. Bizim talebimiz reddedildi. Dolayısıyla dediğinize, hı-hı, katılıyorum. Hı-hı. Yani belediye meclis üyelerinin gerçekten neye evet dediklerini bilmeleri lazım. Evet. Şimdi ben ortaokul mezunuyum. Ama duvarda böyle bir baktım. Yolun ortasında bina, onu gördüm. Hı hı. Çok uğraştığımdan dolayı. Ya diplomayla değil. Önce insan olacağız. Doğru. Sizin söylediğiniz, hı hı, gibi Sema Hanım. Önce doğru, vicdan olacak. Aynen öyle. Hı hı. Buna dikkat etmek lazım. Yoksa uzmanmış, diplomaymış. Hı hı. Çünkü öbür türlü o uzman olarak daha fazla katlediyorlar şeyi. Hı hı. Son peki ekonomik olarak müdahale bir sorun yarattı mı bu? Hani krediler, inşaatçılarla alakalı söylüyorum bunu. Yani şimdi dün bir banka müdürümüzle görüştüm.
Hani buraya geleceğiz, bu soru hı-hı gelir diye. İyi ki de gitmişim. Dedim müdürüm böyle böyle bir olaylar var. Var mı böyle bir durum? Sizin uygulamanız nedir dedim. Vermiyorsalar gelsinler biz verelim diyor. Şu anda Mudanya'da herhangi bir krediyle ilgili bir sıkıntı yok diyor. Güzel. Hı-hı. Ama kredinin şeyi var tabii, işte inşaatın belli seviyeye gelmesi lazım. O seviyeden hı-hı sonra falan. Onlarda zaten bağımsız eksperler var onların. Bağımsız eksper raporlarını istinaden kredi veriyorlar. Onu bir müteahhit arkadaşımız geçen şeyde bankalar şey yapmış falan diye bir köşe yazısında ifade etmişti. Hı-hı. Ben dün bir banka müdürüyle görüştüm. Şu anda öyle bir genelge, öyle bir yazı, öyle bir özel bir durum yok dedi bana. Güzel, banka bu müdürü. Ekonomi açısından önemli. Yani banka çalışan değil, banka müdürüyle görüştüm ben. Yani yasal bir... Mudanya'da şube müdürüyle. Olmadığı sürece bence ekonomi durmasına da gerektirecek bir durum da aynen, yok. Aynen, aynen. Diye düşünüyorum. Aynen öyle. Durum öyle. Yani burada büyütülecek çok fazla bir şey yok. İdari bir sorgulama var. Yargılanacaksa yargılanacak başkanlar ve diğer meclis üyeleri. Yani zeytinliklere inşaat yapmaya kalkmadığın sürece, tarım il tabii, müdürlüğünden tabii, tabii onayını, görüşünü aldığın sürece sıkıntı yok diye düşünüyorum. Aynen, değil aynen, mi? Aynen. Yani şu anda zaten bu aykırı meclis kararlarına evet olumlu oy verenler zaten şu anda yargı devam ediyor. İşte Danıştay'a itiraz edecekler. Hı hı. Ama öbür türlü de şey, daha o Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün bir görüşü var. Bu yerlerle ilgili ne yapalım diye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hı hı bakanlığa soru sordu. Yani ne yapalım, böyle bir durum var, biz ne yapabiliriz, bir görüş verin dedi. Onunla ilgili şu ana kadar bir cevap gelmedi bana. Hı hı. Önemli yani, onu bekleyeceğiz. Yani hı hı çünkü Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sorunu kavradı. Ve evet, Mekansal Planlama hı hı Genel Müdürlüğü'ne, bakanlığa böyle bir durum var. Bu yerlerdeki uygulamamız ne olsun diye sordu. Orası Türkiye genelinde örnek oluşturacak bir görüş olacak, o gelecek çok olan güzel görüş. Dolayısıyla ama onu bekleyeceğiz. Yani buradan yine de çağrımız olsun. Mutlaka bu zeytinlikle alakalı hı-hı devletin ekstra mutlaka teşvikleri olması lazım. Aynen. Yani oradaki tarım arsa sahiplerini veya tarla sahiplerini hı-hı mutlaka aynen korumak lazım. Yani aynen, o da çok önemli. Aynen. Bir tarafı ödüllendirirken bir tarafı cezalandırmamak lazım. Aynen. Yani o katılıyorum dengeyi iyi sağlamak lazım. Evet Hakan Bey, katılıyorum. Öyle. Sizin bir işte önceki açıklamanızda bu soruşturma konusu söz konusu olduğunda İşte dediniz ki işte Mudanya'da birçok bina risk altında, yıkılabilir, insanlar evsiz barksız kalabilir gibi cümleler sarf ettiniz ya. Aslında asıl tedirginlik yaratan bu. Aynen. Bunu nasıl açıklıyor? Şimdi biraz önce söylediğim gibi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün görüşü önemli. Bu durum daha önceden Orhan Gazi Belediyesi'nde olmuş. Orhan Gazi Belediyesi'nde zeytinlikteki hı hı imarla ilgili bir şikayet olmuş. Hı hı. Ve o şikayet üzerine oradaki planlar iptal edilmiş. Hı hı. Şimdi buradaki planlar iptal edilirse eğer, buradaki planlar iptal edilirse ne olur? İşte biraz önce söyledik. Çevre şehirciliğin şeyi önemli. Yani hı hı görüşü önemli. Yani ne olacağı orada şey yapacak ama şurada bir yazı getirdim ben yine. Bu da yine Hayri Türk Yılmaz imzalı. Hı hı. Bir şeye yazdığı bir yazı. Hangi kurum dediniz? Bu zeytin yasasına aykırı hı hı yapılan binaların durumu ne olacak diyor. Hı hı. Yani şimdi oradaki hı hı plan iptal olursa hı hı oradaki plan iptal olursa burada bir 14. Danıştay 14. Dairenin şey var, görüş var, çok da uzun. Şunu söylüyor yani döneminde hı hı ruhsatlıydı bu, herhangi bir şey yok. Yani vatandaş başvurmuş. Vatandaşın belediye sıkıntısı yok yani aslında. Vatandaş burada zaten her şeyi bilemez, öyle bir yasa var. Yani öyle vatandaş her şeyi bilmek zorunda değil. Yani ya vatandaş de, gelir her türlü geliyor, talepte bulunur. Evet. İnşaat ruhsatı veriyor, tabii oturma ruhsatı veriyor, elektriği, suyu, her şeyi bilmem nesi bağlanıyor. Tabii tabii tabii. Yani, ondan sonra oradan sen çık git biz burayı yıkacağız demeyecekler. Hayır, vatandaş her ben türlü talepte bulunabilir. Aynen. Vatandaşın talebini ilgili idare
derecesine göre değerlendirir. Tabii değerlendirir. Der ki talebiniz uygun değildir. Hı-hı. Veya talebiniz uygundur. Şunları şunları tamamlayın. Binayı yapın der. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi burada talebiniz uygundur demiş. Hı-hı. İdare. Evet, aynen öyle. Ve vatandaşa şu şartlarda, şu ölçülerde yaptığın projeyi burada uygula demiş. Ya bir gece konuda yapmamış yani sonuçta bu tabii, insanlar. Tabii. Şimdi buradaki Danıştay kararında diyor ki, hı-hı, iptal edilen yerde bu binaların tapularını iptal edeceksen eğer ve binayı, hı-hı, yıkacaksan eğer, idarenin, hı-hı, buradaki mal sahiplerine buranın bedelini ödemesi lazım diyor. Yani. Belediyenin öyle bir gücü var mı? Yok. Yok. Aynen öyle. Şu olur ama. Şu anda yeni bitmiş durumda olanlar var. Hı hı. Mesela oradaki planlar iptal edildiği zaman, hı hı, varsayım konuşuyoruz. Hı hı. Yani oradaki planlar iptal edildiği zaman eğer oturma ruhsatı alınmamışsa belediye orayla ilgili, çünkü artık da bilgisayardan yapıyorlar şeyler, yani elle doldurmuyorlar. Hı hı. Üç kağıtta yapamazlar yani. Hı hı. Belediye o arsayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Yani oturma ruhsatı düzenleyemez. Farmsal düşünün bitmiş ama plan iptal. Hı hı. Oturma ruhsatı yoksa henüz. Yoksa. Yani şey üstünde devam edemezler. Onun haricinde bankalarda problem olabilir. Farmsal düşün ki işte kredi satışlarda işte eksperler gelir. Orada problem olduğunu. Şu anda Güzelyalı'da bir sürü var. Geçen bir arkadaşımız söyledi. Altınkum'da Beyaz Kalar Restorant'ın alt tarafında villalar var. Hı hı. Misal dört dörtlük şahane bir villadır. Herkes şey görüyor. Onlara şu anda banka kredi vermiyor. Çünkü ruhsatlarında problem var. Yarın bu durumda, yani bu zeytinliklerdeki inşaatlar bu durumda kalabilir. Yoksa yıkılacak, öyle olacak, böyle olacak falan değil. Satışlarda kredi kullanılamayabilir. İşte bitmediyse yapı kullanma izni alamayabilir. Ama öyle... En zorda vatandaş için. Çünkü devlete güvenerekten, bir kuruma güvenerekten... Vatandaşı mağdur edemez devlet. Evet. Yani kaçak mı değil orası. Tabii. Yani kazanılmış hak kolay geri alınmaz tabii, yani. Tabii. Etmemek lazım. Tabii. Bir forum programımızın sonuna gelmişiz. Ama son olarak evet. İki sorun var çok önemli. Onları da şimdi evet. Muhalefet ediyorum burada. Evet. bu kısmı bence çok önemli. Yine başkan evet. işte son Uğur Mumcu'da yaptığı toplantıda sizinle ilgili çok ağır ithamlarda bulundu. Yani isim vermeseydi oradaki hedef aynen. sizdiniz. Aynen. Dedi ki bu açıklamayı yapan o şahıs iki kat imar olan yerine dört kat imar istedi, vermedik. Bunu yapan birinci derece arkeolojik sit alanına kaçak inşaat yapan biri. Yıkım kararı aldığınız yere kaçak inşaat yapan bu şahıs izin vermediğimiz için işbirlikçisi yandaş medya, onlar da biz oluyoruz zannediyorum. Aynen. İle birlikte karşımıza çıkıp böylesine bir algı yaratmaya çalışıyor dedi. Ben siz cevap vermeden hemen yine Hayri Türk Yılmaz'a buradan bir çağrı yapayım. Biz kimsenin işbirlikçisi değiliz, yandaş hiç değiliz. Bizim programımız ona çok açık, her zaman açıktı. Biz ona çok kez de ifade ettik, davet de ettik. Ama o sadece... Yine davet edin, beraber oturalım. Evet, biz tekrar yapalım. Aynen öyle. Sadece onun dediklerini... yazacak, soru evet. sormayacak bir medya istiyor. Biz evet. o tarafta değiliz evet. yani. Bizim evet. sorularımız olacaktır. O soruları gösterebilecekse buyursun gelsin. O kadar. Yoksa kendisi bilir o diyoruz. Kadar. Böyle şimdi siz dinleyin. Şimdi dört kat, iki kat meselesi şu. Bizim Altınkum'da bir inşaatımız var. İnşaatın ruhsatı üç ruhsat. Yalnız projesi tek. Hı hı. A blok ayrı ruhsat geçmişiz. B bloğu ayrı ruhsat geçmişiz. C bloğu ayrı ruhsat kesilmiş. O da o zamanki işte bizim danışmanımız, uzman arkadaşımız şunu hı hı. söyledi. Abi bu ruhsatları ayrı ayrı kesersek yarın oturma ruhsatı almak kolay olur. Diğer türlü tek ruhsat olursa hı hı. Bütün inşaat bittikten sonra diğerlerine oturma ruhsatı alabilirsin diye. Biz de dedik ya bitirdiğimiz kısımlara oturma ruhsatı almak daha iyi. Yani bitirdik hı hı. alalım, satalım falan. Şimdi C bloğu yaptık, bitirdik. Bir programda söylemiştim. Oturma ruhsatında Hayri Türk Yılmaz'ın imzası var. Yani o imzası için teşekkür edelim burada. Yani hakkını yemeyelim ayrı mesele. Bizim orası iki kattan dört kat değil. Bizim orası dört kat iken hı hı. ruhsatım var iken ve ben belediyeye o dört katın inşaat ruhsatını dört kat olarak yatırdım. Şu anda ben tabii yani o taleplerimden vazgeçsem hı hı. Benim belediyeye gidip de o fazladan yatırdığım makbuzunuz falan filan var. Tabii canım. Tabii. Yani fazladan yatırdığım yani 28 tane daire var. Şimdi o 4
kat olarak 28 tane daire. Hı hı. Sen oraya 2 katı indirdiğin zaman 14'e inecek. Hı hı. Daire başına sen oraya ruhsat harcı yatırıyorsun. O zaman diyeceğiz ki fazladan yatırdığımız inşaat ruhsat harcını geri ver. Tabii. Böyle bir durum. Yani sıfırdan 2 kattan 4 kat istemiyoruz. Daha önceden 4 kat olan ruhsatları kesilmiş olan yerde harçları yatmış olan yerde o bölgedeki başka bir komşu parsellerin birbiriyle anlaşamaması üzerine davalık oluyor. İdara Mahkemesi o bölgenin planını iptal ediyor. Hı hı. Tekrar yeni bir plan yapıyorlar. Şey döneminde, yine AK Parti döneminde, Hasan Aktürk döneminde tekrar bir plan yapıyorlar. Ve bizim orayı 4'ten 2'ye indiriyorlar. Ama aynı planda üst parselimizde, şu anda da kendisi de belediye meclis üyesidir CHP'de. Hı hı. Onların yerde 2 kattan 4 kat oluyor o dönemde. Şimdi seçimler yakın. Dedik ki ben sizinle uğraşmayacağım. Nasılsa zaten Hasan Aktürk'ün o dönemdeki şeylerini biliyorsunuz. Gideceksiniz, gelecek olanlarla biz burayı çözeriz. Hayri Başkan geldi, gittik anlattık durumu. Böyle. Şimdi diyor ki 2 kattan 4 kat istedi. Ya doğru konuşalım. Benim orası 4 kat. Harcı yatmış zaten. Yani harcını yatırmışım. Evet. Tabii yani. Ruhsatımı almışım. Yani iki kata kat inmiş. 4 kat talebi olsa başka bir durum. Aynen. Tabii yani. 2 kata inmiş. Tekrar bunun vizesini istedik. Yapmadı. Plan değişikliği yaptık. Hı hı. Sağ olsun o zamanki imar komisyon üyeleri oy birliğiyle evet dediler. Tuttu bu sefer hukuk komisyonuna gönderdi. Hukuk komisyonuyla beraber hayır dediler ve neticede bizim talebimiz reddedildi. Şu anda idare mahkemesinde. Hı hı. Şimdi biz belediyeyle bir şeye düştüğümüz zaman, anlaşmazlığa düştüğümüz zaman çözüm noktası neresi olacak? Ya belediye meclisine diyeceğiz ki şunu halledin. Nitekim gittik halledin dedik. Halletmediler. Ha şimdi bir yine meclis üyesimiz diyor ki senin kararın siyasiydi. Dedim o zaman söyleseydin. Keşke. Yani yapacak bir şey yok. Hı hı. Şimdi idare mahkemesinde devam ediyor dava. Nerede bulacağız biz? Yani eşkıyalık mı yapacağız? Gittik mahkemeye verdik devam ediyor. Doğru. Aynen öyle. Işıklı yolu birinci derece sit alanı diyor. Hı hı. Şimdi bir şey ifadeleri doğru kullanmak lazım. Bizim orası villi imarlı bir yerdi. Erol Demirsel'in belediye başkanlığı döneminde kendisine buradan minnettarım, teşekkür ediyorum. O soruşturma dosyasına girdiği için de gerçekten üzüldüm. Çünkü şey yani farklı bir gelişme. Işıklı yolunu Ömer Bey mahallesini yeni mahalleye bağlayan bir köprü var. Konuştuk başkanla, dedik ya benim şöyle bir sıkıntımız var burada. Yani bu mahalleyi birbirine bağlamamız lazım. Şurayı siz terk edin. Şu köprüyü yapalım. Ben de size yardımcı olayım. Şu anda yeni mahalleyi Ömer Bey mahallesine bağlayan Işıklı yolundaki köprünün olduğu yeri biz terk ettik. Arsa olarak terk ettik. Daha bine yapmadık. Arsayken terk ettik. Ve şu anda o yol bizim yolumuz. Onun karşılığında dilekçe yazdık. Ne yapacaksınız? Depo yapacağız. 2 metre duvar, 4 metre çit şeklinde Erol Demirsar'ın vermiş olduğu yazıya istinaden biz orayı yaptık. Yaptığımız dönemde villi imarlıydı. Daha sonra orayı ticari imara çevirmişler. Hı hı. Bizim ticari imardan haberimiz yok. O ticari imar olduğu dönemde haberimiz olmuş olsaydı biz oraya o depo ruhsatını alma imkanımız vardı. İşte belediye başkanı Encümen Başkan'dır aynı zamanda. Hı hı. Bizim itirazımız üzerine yani bizim burası birinci derece arkeolojik sit alanı değildi dedik. Biz yaparken burası imarlıydı. Hı hı. Belgelerimizi koyduk. Uydu fotoğraflarını, su faturasını, elektrik faturasını koyduk. Neticede encümen inceledi. Evet, burası yapıldığı dönemde birinci derece arkeolojik sit alanı değildi. İmarlı bir yerdi diyerekten cezamızı hafıflattı encümen. Ha biz onu da çok bulduk. Çünkü niye? Bizim orada şeyimiz var. Yani Erol Demirsar zamanında aldığımız izinimiz var. Evet. Ve kaldı ki bizim orayı yaptığımız 12 sene olmuş. 8 yıllık zaman aşımı var devlet şehrinde. 8 yılı aşmışız. Yani 12 senedir herhangi bir belediyeye gelmemiş, bir işlem yapmamış o fazlalıklarla ilgili falan. O da şu anda yargıda. Yargıda, evet. Ben takdir ediyorum özellikle bu yaptıklarınızla alakalı.
sağduyulu bir vatandaşın yapması gereken her şeyi yapmışsınız. Onun meşhur bir deniz hikayesi şey vardı ya, deniz yıldızı hikayesi vardır. Evet. Biliyorsunuz adam bir tanesi sahilde yürüyormuş. Deniz yıldızlarını atıyormuş ölmesinler diye. Vatandaşın birisi görmüş, demiş ki ne yapıyorsun? Kurtarmaya çalışıyor mu? Demiş ki hepsini kurtaramazsın ki. En son bir tane daha almış atmış. Bak demiş, bunu onu kurtardım. Evet. Yani, evet. Dolayısıyla evet, da bu da tüm Türkiye örnek olsun bu davranış. Şunu söyleyelim. Şimdi Hayri Türk Yılmaz'ın özelliğini burada anlattık. Niçin? Yani niçin Hasan Aktürk değil? Hı-hı. Niçin şey değil? Yani bizim o başvurularımızı keşke o zaman kabul etseydi, bunlar olmayacaktı. Onun için Hayri Türk Yılmaz. Yani çünkü biz başvurumuzu Danıştay'a karar Hasan Aktürk'e veremezdik. Erol Demirsel'e veremezdik. Bir de Hayri görevde Hayri Türk Yılmaz vardı. Ona dedik ki yani bunu, bu Danıştay'a kararını uygula. Peki gelecek hafta yine özel bir konukla birlikte olacağız inşallah. Gelecek haftaya kadar iyi bakın kendinize izleyenlerimiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.